Herkese merhabalar, ben Muhammed Kocaoğlu. Bugünkü derste, bir önceki derste tasarımını tamamlamış olduğumuz asenkron FIFO'nun timing analizini yapacağız. Şimdi asenkron FIFO'da hatırlarsanız iki farklı clock kullanmıştık. Write clock bölgesi için, write yazma bölgesi için farklı bir clock ve okuma bölgesi için farklı bir clock kullanmıştık. Şimdi bunlara constraint girdiğimiz zaman, özellikle birbirinin katı olmayan constraint'lere gireceğiz. Timing hatası aldığımızı gözlemleyeceğiz. Bir önceki derste implementation'da yapmıştık. Implementation complete demişti. Fakat burada worst negatif sileği timing kısmında NA yazmıştı. Not applicable. Hold da benzer şekilde not applicable yazıyordu. Şimdi bu clock'lar için biz herhangi bir timing constraint'i girmediğimiz için böyle oldu. Constraint'i nasıl gireriz? Bunun tabii şurada artıya tıklayıp create constraint deyip kendiniz elle constraint'leri yazabilirsiniz veya tool size zaten bunu otomatik şurada arayüzde sağlıyor. Edit timing constraint dediğiniz zaman şimdi karşımıza bir pencere çıkacak. Açılmasını bekleyelim. Pencere geldi. Şurada double click to create a click create clock constraint diye bir şey var. Buna çift tıklayabilirsiniz veya şuradan artıya tıklayabilirsiniz. Ben artıya tıklıyorum. Burada clock name'ini soruyor. Bizim mesela önce write clock için yapalım. Clock adımız ne? Write clock, vr clock, source object. Onu da şöyle 3 noktaya tıklayıp şuradan find diyoruz. Bakın burada write clock'u buluyoruz. Write clock bulduk. Sonrasında append diyelim. Append dediğimiz zaman periyodu da 10 nanosaniye olsun. Bunun yani 100 MHz olsun. Sonrasında da OK'ye tıklayalım. Şimdi bunu tıkladığımız zaman burada bir clock constraint girdik fakat unsaved diyor. Read'i de girdikten sonra bunu kaydedelim. Şimdi read için write clock şuraya doğdu. Şuradan direkt şunu RD olarak değiştirebilirsiniz veya şuraya gelip RD clock elde seçebilirsiniz. Append diyorum. Bakın geldi. Bunun periyodu ise ne olsun? 8, 7, 7 olsun. 7 olduğu zaman mesela kaç megahertz olacak bu clock? 1 bölü 7 nanosaniye. Yani 10 üzeri 9 bölü 7. 10 üzeri 9 bölü 7. Yaklaşık 142 megahertz. Şimdi 142 megahertzlik clock. Read clock için. Onu da girdik ve OK'ye tıklayalım. Burada 10 nanosaniye ve 7 nanosaniye olarak girdiğimiz constraint'ler göründü. Şimdi bu aşamadan sonra şöyle save constraint veya kontrol istememiz lazım. Gelen pencerede OK'ye tıklıyoruz. Sonrasında oluşturulacak constraint dosyasının adı ne olsun diyor. Ben bunu genelde pins olarak giriyorum. OK'ye tıklayalım. Evet. Ne bekliyoruz? Şu sources'un constraints'in altında pins adlı klasör oluşmasını oluşmuş. Çift tıkladığımız zaman bakalım ne gelmiş. Create clock 10 nanosaniyelik write clock 7 nanosaniyelik read clock constraint'leri bu şekilde girmiş olduk. Sonrasında bunu yaptıktan sonra dizaynımızı kaydettik zaten. Buradan çıkabiliriz. Implement Design'dan çıkıyoruz. Evet. Ve geldik şu ekranımıza. Project Manager ekranı. Tekrardan Implementation dersek ne olur? Ona bakalım. Şuradan Run Implementation'e tıklıyorum. Şimdi benim beklediğim Write ve Read clock'ları için constraint'ler farklı. Aralarında veri transferi var. Write ve Read bölgesi arasında pointer geçişi yapmıştık. Bu noktalarda, bu geçiş noktalarında ben timing hatası oluşmasını bekliyorum. Yani implementation complete diyecek fakat fail timing diyecek. Bunu bekliyorum. Şimdi implementation tamamlansın ve sonuca bakalım. Bakın implementation completed dedi. Şurada buna cancel diyelim. Şurada implementation complete fail timing diyor. Şurada da demin NA olan not applicable yazan yer eksi 1.343 nanosaniyeye döndü. Bu eksi olduğu için timing hatası almanın sebebi de o. Sileğin pozitif olması lazım. Şimdi
tekrardan Open Implement Design diyelim ve bu hataların, bu timing hatasının hangi petlerde oluştuğunu görelim. Şöyle açtığınız zaman zaten karşınıza direkt diyor "The design failed to meet the timing requirements." Girdiğin constraint'leri, gereksinimleri karşılayamadı diyor. OK diyelim. Ve şunun üzerine bir tıklayalım, ne olacak? Bunun üzerine tıkladığınız zaman şöyle bir pencere daha açıldı. Burada bütün petleri bize gösteriyor. Toplamda mesela read clock'tan write clock'a ve write clock'tan read clock'a geçişler de var. Kaç tane hata olduğunu toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Şimdi bunlara tek tek tıklayıp bunlara set false path diyeceğiz. Biz neyi biliyoruz? Bu geçişi, veri transferini doğru bir şekilde yaptık. Sıkıntı yok. Fakat tool bunu bilmiyor. Tool'a anlatmamız lazım. Tool'a anlatmanın yolu da şu bir yolu. Set false path deyip starting to end point. Şimdi start end point derseniz yalnızca bunun için constraint girer. Şu an üstteki için. Source clock to destination clock derseniz bu read clock'tan write clock'a geçiş için hepsi için girer. Ben şimdi normalde şunu yapıyorum. Ben start to end point bütün geçişleri tek tek görmek istiyorum. Normal şartlarda. Şimdi hızlı olsun diye bütün geçişleri tek bir seferde şu source clock to destination clock diyerek yapacağım. Buna tıkladım. Okey diyelim. Sonrasında benzer şekilde read clock'tan write clock'a geçişi yaptık. Write clock'tan da read clock'a geçişi yapalım. Sağ tıklayıp set false path deyip source clock to destination clock diyoruz. Start point, write clock'umuz, destination point'imiz, end point'imiz ise read clock. OK'ye tıklıyoruz. Şimdi şurada 3. ve 4. constraint geldi. 1 ve 2 clock'tu. Bunları gördükten sonra şurada tekrardan kaydede tıklayalım. Kaydede tıkladığımız zaman bakalım bizim constraint dosyamız nasıl değişecek. İki farklı constraint daha ekledi. Set false path from read clock to write clock, from write clock to read clock. Evet, bunu yaptıktan sonra şimdi bir kere daha run implementation diyelim. Bu sefer run implementation dediğimiz zaman bu petlerdeki negatif stake'leri set false path diyerek engellemiş olduk aslında. Bunları göstermeyecek bize. Geçişi doğru yaptık, bunu biliyoruz. Run implementation diyelim. Run implementation dediğimiz zaman demin oluşan failed timing hatasının oluşmamasını bekliyoruz. Run implementation dedik. Evet. İmplementasyonun tamamlanmasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi şurada implementation completed dedi. Deminki aldığımız timing hatası şu an yok. Ama cancel ya da open implemented design diyelim. Implemented design açılsın. Tekrardan şu petlerde herhangi bir slack olup olmadığını görelim. Bakın şurada timing kısmında zaten söylüyor. Worst negative slack artı 2.824 diyor. Deminki negatif slackler kayboldu. Evet, gördüğünüz gibi timing kısmında herhangi bir negatif slack yok. Şimdi bunu da gösterdikten sonra tekrardan gelelim. Aslında bu dersi bitirmiş olduk. Bu derste ne yaptık? Timing analizi yaptık. Timing hatası aldığımızı gördük. Ve sonrasında bu timing hatasının neden kaynaklandığını zaten biliyoruz. Farklı clocklar arasında geçiş vardı. Bu clocklar, bu geçişlere set false path diyerek bu geçişler doğru, bu geçişlere sıkıntı yok dedik tuğla. Şimdi bir sonraki derste ne yapacağız? Onu söyleyeyim. Aslında İleriki derslerde ne yapacağız onu söyleyeyim. Şimdi biz bir asynchron flow tasarladık. Bir de bizim Zinc prosesörümüz var. Hard prosesör. Bende bir FPGA, Zinc FPGA geliştirme kartı var. Ya onunla ya da MicroBlaze ile bir aksi arayüzüyle işlemci FPGA arasında bir haberleştirme gerçekleştirerek işlemci tarafından asynchron FIFO içerisine, bunun RAM'ine veri yazacağız. Bunun için
Söylediğim gibi MicroBlaze veya MicroBlaze Soft prosesörü de kullanabiliriz. Zinc Hard prosesörü de. Yani çok bir şey fark etmiyor bunların bizim yapacağımız adımlarda. Tabii performans açısından Zinc çok daha iyi. Ve soft prosesör gibi FPGA kaynağı da kullanmıyor. İkisiyle de yapabiliriz. Şu an biriyle önce bir Zinc ile yaparız. Sonra belki talep olursa MicroBlaze ile nasıl yapılabileceğini gösteririm. Zinc'ten C kodu da geliştireceğiz bu örnekte. C kodu yazarak aksi arayüzü kullanacak sistem. Aksi arayüzü ile bu FIFO'ya veri yazacağız. Veri transferi yapacağız. Sonra alındıktan sonra şimdi yazma kloğumuz şu write clock ile bu prosesörün kloğuna bağlanacak. İçeride farklı frekansta clock oluşturup onu da şuraya bağlayıp farklı frekansta işlem yapıp yapmadığını, doğru bir şekilde yapmadığını FPGA üzerinde de görmüş olacağız. Bunu planlıyorum. Evet. Benim bu derste göstereceklerim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.